Biyoda YouTube kanalından herkese merhaba. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video serisi. Bu bölümdeki konuğumuz sevgili Ercan Meral. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ercan Meral kimdir? Ankara Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. Küçüklüğümden beri müzikle ilgileniyorum aslında. Klasik gitar, elektro gitar, çok az da klavye çalıyorum. Bu şekilde. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Aslında küçüklüğümden beri müziğin içindeyim diyebilirim. Ortaokul ve liselerde korolarda yer aldım, okul korolarında. Sonra çevremdekiler sesimin güzel olduğunu söyleyince coverlar çekmeye başladım. Böyle başladı. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz? Gelecek planlarınız neler? Müzikte şu an coverlamak istediğim şarkılar üzerinde çalışıyorum. Onun dışında kendi bestelerim var. Onların üzerinde çalışıyorum. İlk single'ımı da yayınladım bir ay önce. Her şeyini kendim yaptım. Gelecekte de bir rock grubu kurmak istiyorum eğer fırsatım olursa. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? İzlediğimiz bu içerikler nasıl ortaya çıkıyor? Önce coverlamak istediğim şarkıyı söyleyebilecek hale gelene kadar dinliyorum, ezberliyorum. Sonra kamerayı yerleştirip çekmeye başlıyorum. Tabii beğenmezsem silip tekrar çekiyorum. Sonra daha hoş bir ses duyulsun diye ben lapten çok az eko ekliyorum. Bunun dışında başka bir ses efekti eklemiyorum genelde. Sonra editleyip işte rengini falan filtre koyup atıyorum direkt paylaşıyorum. Müzik hayatınız boyunca başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Geçen sene lisede bahar şenliği yapılıyordu. Benim de lisedeki son senem olduğu için çalmak için de son şansımdı. Bu yüzden katılmak istedim. Gitar çalan bir arkadaşım vardı. Ona yazdım. İşte Şebnem Ferah'ın Odu'yla katılmak istediğimi söyledim. Hocalar falan da hani zor bir şarkı söyleyebilir misin falan dediler. Çünkü bayağı tizleri falan var. Ben de söylerim herhalde dedim. Sahnede özellikle de tek başımayken şarkı söylerken çok fazla heyecanlıydım. Halen daha heyecanlı. O yüzden provalarda falan da detone oldum zaten. Hocalar sorun etmedi. İşte söylersin dediler. Sonra konser günü geldi. Bir şekilde kendimi kontrol altına almayı başardım sahneye çıkınca. Güzel bir şekilde söyledim. Bütün hocalar, öğrenciler oradaydı konferans salonunda. O gün çok mutlu olmuştum. Çok beğendiler. Hatta Erasmus'tan gelen yabancı öğrenciler için bir kez daha çalmamı istediler. Unutamıyorum. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Genelde gelen yorumlar motive edici oluyor bu konuda. Özellikle insanların sizi dinleyip sizden bir şeyler kazanabilmesi ya da onları etkileyebildiğinizi öğrenmek sizi motive ediyor. Onun dışında ben kendimi motive etme konusunda pek iyi değilim. Ama bir noktada daha fazla kişiye ulaşmak istediğim için bir şekilde kendimi devam ettiriyorum. And you don't seem to müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Elbette işte sen ne yapıyorsun diyenler olacaktır. Vazgeçmeye çalışanlar olacaktır özellikle de en yakın çevrelerinden. Dinlemesinler. Özellikle hayalleri varsa hayallerinin bir gün gerçekleşebileceği ihtimalini göz önünde bulundursunlar. Ve bunun için çok çalışsınlar. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Çok güzel bir his, memnunum. Özellikle de bizim gibi amatör müzisyenlerin kendini tanıtabilmesi için güzel bir fırsat bence. Güzel bir proje olmuş. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran.
canlı performansınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, sizlerle beraber bu noktada bu bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölümki konuğumuz sevgili Ercan Meral'dı. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.